Merhaba arkadaşlar, bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Peki neyle mi alakalı bu duyuru videosu? Peki neyle alakalı mı bu duyuru videosu? Whatever. Bu video neyle alakalı? Bu video kanalımızın dünü, bugünü ve yarını ile alakalı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kanalımızda 6 tane seri vardı arkadaşlar. Tabii bu serilerden bazıları çok seri olmadığı için unutmuş olabilirsiniz. Neydi bunlar? H1, Z1, 1. 2 futbol menajer Fenerbahçe kariyeri, futbol menajer 2016 Bursa kariyeri. Bunu haftada 2 gün yayınlıyordum. Ondan sonra kanal tanıtımı videoları. Bunu da haftada bir kez yayınlıyordum. YouTubers Live, bunu haftanın her günü yayınlıyordum 5. Altıncısı da genellikle sınav dönemlerinden önce bana matematik soruları geliyordu. Bunları yayınlıyordum. Şu sıralar yayınlamasam da böyle bir serimiz de var arkadaşlar, matematik sorularının yayınlandığı bir serimiz. Bayramdan sonra 9 günlük bir ara verdim ben kanala. H1Z1 videoları geldi ama o dönem içerisinde ben ne video çektim ne de kanalla ilgilenebildim. Sizin ve kendi paşa keyfimin istekleri doğrultusunda kanalda bir takım değişiklikler yapmaya karar verdim. Şimdi hangi konularda değişiklik yapacağımı tek tek inceleyelim isterseniz. Arkadaşlar biliyorsunuz benim en çok yayınladığım video H1Z1 denen lanet oyuna, illet oyuna ait. Neden lanet? Ben monitörümü değiştirdim. Ekran kartımı değiştirdim. Ondan sonra başka ne yaptım ya? Kayıt programımı değiştirdim. Buna rağmen hala şehir içinde gezerken FPS programı kurdum. 20 FPS'e kadar düşüyor yani şehir içinde. Dolayısıyla doğru düzgün bir performans alamadığım için bu oyunun miktarını azaltmaya karar verdim. Ben günde bir tane düzenli olarak paylaşıyordum. Şimdi bunu çok büyük miktarda, çok büyük oranda diyeyim, düşüreceğim. Artık daha az yayınlayacağım H1Z1 videolarını. Ve belirli kriterleri sağlamadan ve belirli ölüm sayılarını sağlamadan videoları da yayınlamayacağım. Bu tekli videolarda 5 kişi öldürmeden, 2 kişilik oyunlarda 3 kişi öldürmeden, 5 kişilik oyunlarda da 2 kişi öldürmezsem ben videoları yayınlamayacağım. Sadece istisnai durum olarak birinci olduğumuz videoları yayınlarım arkadaşlar. Üçüncü olarak sizlerden gelen yoğun deli gibi istek üzerine başlık kısmında öldürdüğüm adam sayısını yazıyordum ve kaçıncı olduğumu da yazıyordum. Öldürdüğüm adam sayısını artık yazmayacağım arkadaşlar. Çok istediniz. Biz de yaptık. En önemli değişiklik ise arkadaşlar H1Z1 videoları için konuşuyorum. H1Z1 için Battle Royale için 5 kişilik bir takım kurmak istiyorum. Hatta daha fazla kişiden de oluşabilir de 5 kişilik oyunlarda full 5 kişi oynamak istiyorum arkadaşlar. Bu yüzden sizlerin yardımınızı bekliyorum. Abone arkadaşlarımdan eğer benimle oynamak isteyen varsa, 5'li oyunlarda oynamak isteyen varsa kendilerini buradan davet etmiş olayım. Steam'den beni ekleyin. Steam'deki adım da oyundaki adımla aynı, Sponge. Profil resmi de kanalın resmi. Dolayısıyla beni rahatlıkla bulabilirsiniz. Şu şekilde olacak. Beşli oyunlarda ben online, o esnada ben oynarken online olan arkadaşlara istek talep göndereceğim. En hızlı olanlar, o talebe en hızlı cevap verenler oyuna katılacak. Ve onlarla oynamaya başlayacağız. Diğerleri de tabii kırılmayacak, darılmayacak. Çünkü dediğim gibi zaman bizim için çok önemli. O yüzden en hızlı olan oyunlara girecek. Onun haricinde şimdi aklıma geldi. Diyelim ki oyunun başında veya ortasına yakın bir kısımda abone arkadaşlardan biri öldü. Biz oyunumuza, videomuzu çekmeye devam ederiz. Çünkü sadece bizim için önemli olan oyun oynamak değil, aynı zamanda yayınlanabilir de kılmak. Bu yüzden de şimdiden affınıza sığınıyorum arkadaşlar. İletişimimiz ise Discord, TeamSpeak ya da Skype vasıtasıyla değil de direkt oyun içi talk kısmından olacak. Bunu da göz önünde bulundurun lütfen. Son olarak bilgisayar bileşenlerimi daha iyi hale getirebilirsem, oyunu takılmadan, lag olmadan oynayabilirsem bir takım challenge'lar yapmayı düşünüyorum. H1Z1 ile alakalı. Ve kill sayımı da tabii arttırmak istiyorum yani artık. Bu arada ayın başında herhalde yeni bir patch gelmiş H1Z1'e. Ben bunu görmedim. Duyurusunu da önceden takip etmemiştim. Onunla alakalı da video çekeceğim arkadaşlar. Önce ben bir okuyayım. Neymiş, ne değilmiş öğreneyim. Yayınlarım. Ayrıca H1Z2 adında yeni bir harita yayınlanmış. Birkaç tane video izledim. Çok da hoşuma gitmedi açıkçası ama
Onunla alakalı video çeker miyim, çekmez miyim şimdilik emin değilim. Beklemede kalın. Gelelim YouTuber's Life'a. YouTuber's Life oyununda çok uzun süreden beri oynuyorum arkadaşlar. Yine onu da günlük olarak yayınlıyordum. Fakat onu da bundan sonra günlük olarak yayınlamayacağım. Haftanın belirli günlerine serpiştireceğim. Adedini henüz belirlemiş değilim. Biraz da bu konular şununla alakalı. Sizin isteğiniz, beğeniniz, arzunuz, yorumlarda yazdığınız yazılarla doğrudan ilintili. Dolayısıyla ne kadar çok seversiniz, izlersiniz, yorumlarsanız o kadar çok video gelir. Ayrıca YouTuber's Life videoları genelde aynı seyirde devam ediyor. Yani durmadan işte video çekiyoruz, bizim işçilerimize video çektirtiyoruz. Ondan sonra yok partiye gidiyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Hep aynı şeyler etrafında döndüğü için artık çünkü belirli bir seviyeye ilerledik. Hani ilk başlarda her yaptığımız şey yeniydi. Ama şimdi kendimizi tekrar etmeye başladık. O yüzden videoları montajsız vermeyeceğim artık. Montajlayacağım. Atlamalar olacak videolarda. Daha böyle kaliteli, sizin de daha hoşunuza gideceğini düşündüğüm videolar çekeceğim arkadaşlar. Bu oyundaki hedefimiz tabii ki dünyanın en iyi YouTuber olmak. Arkadaşlar gelelim Football Manager 2016 oyunumuza. Biliyorsunuz iki farklı kariyerimiz var. Bir tanesi Fenerbahçe kariyeri. Bunu rastgele seçmiştik Fenerbahçe kariyerini. İkincisi de haftada 2 gün yayınlıyor olduğum Bursaspor kariyeri. Şimdi bu iki kariyeri de devam ettirmeyi düşünüyorum. Yalnız bu videolarda artık günübirlik gelmeyecek. Bunlar da haftanın belirli günlerine serpiştirilecek. Futbol menajer Fenerbahçe kariyerimizdeki hedefimiz Fenerbahçe'yi hep ileriye taşımak. FM 2017 çıkana kadar oyunu sürdürebilmek. Yani kovulmadan oyunu sürdürebilmek ve elimizden geldiğince çok fazla kupa alabilmek. Bursaspor'daki kariyerimiz ise şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturabilmek, şampiyon olmak. Bu kariyeri bu şekilde devam ettireceğim. Bu kariyeri bir arkadaşımızın isteği üzerine başlatmıştım. Bu şekilde devam ettireceğim. Yalnız Avrupa'nın köklü kulüplerinden teklif gelirse orada devam edeceğim. Yani Bursaspor'dan ayrılıp o kulüplerde devam edeceğim. Yani köklü kulüp dediğimde en az bu bir UEFA kupası ya da bir Şampiyonlar Ligi kupasına sahip olan takımlardan biri olursa Bursa'dan ayrılıp o şekilde o takımlarla devam edeceğim. Ayrıca genel olarak hem Bursaspor için hem Fenerbahçe kariyeri için söylüyorum. Videoları biliyorsunuz arkadaşlar her gün yayınladığım için her güne tek bir maç koyuyordum. Bir maç yaklaşık 10 dakika falan sürüyordu bu videolar, FM videoları. Artık hem Bursaspor kariyerim için hem de Fenerbahçe kariyerim için videonun süresini uzatacağım. Çünkü her gün yayınlamayacağım. Montaj yapabilirim. Ve şu an aklımda olan şey aylık periyotlar halinde video yayınlamak. Aylık periyotlar halinde derken mesela Temmuz ayında 5 maç varsa 5 maç yayınlamak. 3 maç varsa 3 maç yayınlamak. Bunu oyunun takdirine bırakıyorum artık. Arkadaşlar var olan serilerimizden bir tanesi de kanal tanıtımları serisi. Bu seriye devam ettireceğim ve bunu haftalık olarak sürdürmeye çalışacağım. Ufak bir ara verdik bayram nedeniyle. 1 veya 2 haftalık bir ara oldu. Fakat dediğim gibi aynı şekilde haftalık olarak yayınlamaya çalışmaya devam edeceğim. Matematik soru videolarında da bir değişiklik olmayacak. Eğer sizden soru gelirse o soruları çözmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bu dönemde yaz dönemine girdiğimiz için artık çok fazla soru geleceğini tahmin etmiyorum ama gelirse çözerim, sıkıntı değil. Şimdiye kadar bahsettiklerimizin hepsi eski oyunlardı arkadaşlar. Gelelim yeni dönemdeki yeni oyunlara. Birkaç tane oyun eklemeye karar verdim arkadaşlar. Bu da daha önceden de söylediğim gibi sizin izleme sayınıza, beğenme sayınıza göre haftalık olarak şekillenecek. Belki haftada bir, belki haftada iki olarak yayınlayacağım videolar, oyunlar olabilir. Bunların ilki Deadpool arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki Deadpool oyunu çıkalı 3 sene oldu. Evet. Diyeceksiniz ki filmi çıkalı çok oldu. Evet. Diyeceksiniz ki buna rağmen hala çekecek misin? Evet. Söylediğime göre çekeceğim. Deadpool'daki hedefimiz oyunu sonlandırmak olacak arkadaşlar. Baştan sona gameplay oynayacağız. İkinci oyunumuz Age of Empires 2 HD. Buna da yuh diyebilirsiniz. 50 senelik oyun diyebilirsiniz. Hakikaten de öyle. Ama zevkli bir oyun. Bu oyunu da oynayacağım. Bu oyunda da bir takım challenge'lar falan yapabilirim. Yani bu ona müsait bir oyun. Üçüncü oyunumuz arkadaşlar Euro Truck 2. Euro Truck 2 oyununu
Oynayıp oynamamakta kararsızım. Belki sohbet edeceğim ya da bir şeyler anlatacağım tutar. O zaman Euro Truck videosu çekerim. Belki de hiç çekmem bilmiyorum. Sözünü vermeyeyim ama ihtimal var. Dördüncü oyunumuz Europe Universalis 4. Bunu tekli ve Esat'la oyun beyi kanalıyla beraber multiplayer olarak oynayacağız. İnşallah güzel olur. Bir diğer oyunumuz GTA arkadaşlar. GTA ile yine tekli veya multiplayer olarak Albert kanalındaki Burak arkadaşımızla oynayabiliriz. Bitti mi? Bitmedi. Ark Survival var. Onu da yine Albert kanalındaki Burak'la ve Oyun Beyi kanalındaki Esat arkadaşımızla beraber oynayacağız. Ve son olarak Roblox arkadaşlar. Bunu da tekli olarak oynayacağım. Bundan da ne yapacağız? Allah kerim yani bir sürü oyun saydım. Bu oyunların hepsini oynayabilecek miyim? Ne kadar sıklıkla oynayabileceğim? Vallahi ben de bilmiyorum şimdilik. Göreceğiz. Gazamız mübarek olsun. Şimdi bu bahsettiğim oyunlarla ve serilerle Aralık ayına kadar devam edeceğim. Aralık ayında ya da diğer senenin 2017'nin başında tabii ki tekrar bir yenileme yapacağız. Bazılarını bırakacağız bu oyunların, bazılarını devam ettireceğiz. Ama benim en başından beri bu kanalı kurduğumdan beri hedefim başladığım işi bitirmek. Yani kendimce bir hedef belirlediysem o hedefi sonuna kadar götürmek. O yüzden çok büyük ihtimalle oyunları sonlandırıp vedalaşacağız sizlerle ya da belirli bir hedef belirlediysek o hedefleri bitirdikten sonra oyunu da bitireceğiz. İnşallah öyle olur yani. Arkadaşlar aklıma gelmişken abone arkadaşlarımıza yani sizlerle oynayacağım tek oyun H1Z1. Onun haricindeki oyunlar için lütfen beni taciz etmeyin, adama hasta etmeyin. Ayrıca yine aklıma gelmişken H1Z1 ile alakalı ayarlarımı öğrenmek istiyormuş arkadaşlar. Onu da unutmazsam videonun altında açıklama kısmında paylaşacağım. Şunu çek, bunu çek, onu çek, 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 çek deyip durmayın. Tamam çekici bir insan olmuş olabilirim ama yani abartmayın. Evet, bu esprimi ayakta alkışlamanız için bir süreliğine bekleyeceğim. Dediğim gibi Aralık ayına kadar bu oyunlarla devam edeceğim, saydığım oyunlarla. Onun haricinde lütfen istekte bulunmayın. Arkadaşlar hepinizin geçmiş Ramazan bayramı mübarek olsun diyerek videomu sonlandırıyorum. Yalnız şöyle bir şey de var. Bayramda ve tatilde ilgilenemedim ama gelip evde kanalın durumuna baktım. Bayram tatilinden önce 165 aboneydik. Aradan 9 gün geçti. 1650 abone olmamız lazım. 10 katına çıkmamız lazım. Hatta çıkmışızdır falan diye düşünürken bir bakıyorum. Hala 165 abone. Hayırdır? Hayırdır?